Merhaba, justinesabunatelier.com'dan burada garip bir şey oluyor. Ben ondan bunu ayarlamaya çalışıyorum. Ömer'im bakayım. Dik mi? Yatay mıyım? Bilmiyorum şu anda. Dik miyim, yatay mıyım? Bir tane izleyici var. Bana haber verebilir mi? Görebilir miyim? Bile bilmiyorum ya. Ben onu yeni bir deneme bugün yapıyorum. Bir şey değil. Boyayabilirim de boyamak istemiyorum. Ne bileyim. Bakalım sonra. Bu nasıl çözülüyor? Yani bugün ilk deneme oluyorsa olmuyorsa beğeniyorsunuz beğenmiyorsunuz bana haber verin. Bugün sizden gelen soru da cevaplamak istiyorum. En son bir tane hep sık sık geldi son 2 hafta. Bu garip bir oyundu anladığım kadar. Gördüğünüz kadar ben yeniyim Facebook Live'da. Sizden gelen sorular şu garip olayı küllen mi? Üstü beyaz. Yani şey üstü böyle beyaz. Bir tane şey katlama. Şu oyun nedense bir yerden takıldı. Ben de anlamış değilim şu anda. En son. Tamam, bakalım. Yani şu nedir ilk olarak? Sabun yaparken özellikle çok sıvı halinde, ince halinde döktüğüm zaman, özellikle swirl yani şey, ebru tekniği kullanmak istediğim zaman serbest kostik havadaki karbondioksit ile bağlantı kuruyor. Ve böyle bu yüzden sonra böyle üstteki küleme oluyor. Bu özellikle dediğim gibi ince döktüğümüz zaman oluyor ve hava ve sabun arasındaki sıcaklık farkı yüksek olduğun zaman oluşuyor. Özellikle yani kış dönemesinde de olabilir ya da bazı esanslarda daha bir ısıtma görüyor. Kusura bakmayın ben yanlışlıkla bir oyun burada açtım. Aynı anda Facebook Live'da ben onu anlamış değilim. Bakalım gelecek kız. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Engellemek için birkaç tane teknik var. İlk olarak sabun ince dökmeyelim. O tabii ki her tasarım için uygun olmayabilir. İkinci, sabun döktükten sonra bir ötelim sabunu. Onu isterseniz bir karton ile yapabilirsiniz. Ben mesela ayakkabı kutu kapakları kullanmayı seviyorum. Çünkü onlar kalıp üzerinde oturuyor. Kalıbınız yüksek bir tasarım varsa yani dikey bir şey varsa kartondan böyle bir çatı yapın onun üstünde örtebilirsin. Ya da dümdüz bir sabununuz varsa isterseniz direkt stretch film ile kapatın. Hava tamam temas etmesin diye tamam stretch film sabun hamuru üzerinde koyabilirsiniz. Bunu yapmak istemiyorsunuz ya da unuttunuz. Herkese oluyor ya. O zaman alternatif olarak yaklaşık böyle 10 dakika döktükten sonra sabun yüzeyine kolonya sıkın. O da hava teması kesiyor. O da bir yöntem. Ya da yapmadık, sonra gördük, bilmiyorduk ve sabunumuz beyaz oldu. O zaman alternatif olarak bunu isterseniz tekrar dümdüz bir sabununuz varsa isterseniz bıçakla bu ekonomik soyma aletler var ya onunla soyabilirsiniz. Bunu yapmak istemiyorsanız sabununuza tekrar burada kolonya sıkabilirsiniz ve biraz sürterek yapabilirsiniz. İsterseniz sabun bir kez yıkayın, kurutmaya bırakın. Alternatif olarak şurada bunu yaptım, görüyorsun. Belki yan yana tutunca daha iyi. Burada bunu yaptım, buhar yüzeye koydum. Yani çaydanlık üzerinde yaptım. Yani ama isterseniz ütüyle buhar ayarı da onu da yapabilirsiniz. Ya da bayan çorapları var. İnce olanları, şeffaf olanları. Yani şey 10 denlik, 20, 15 den olanları. Bunun da yüzeyi de temizleyebilirsiniz. Temiz bir çorap alın. Onun da sürterek onu da rendeliyorsunuz. Çok hafif. O da olabilir. Ama gene de benim favorim dilimledikten sonra bir kez sıcak suyla altında duruluyorum ve bir tane ızgara üzerinde kurutmaya bırakıyorum. Aynı zamanda yüzey o zaman gözüküyor mu? Bu daha parlak oluyor. Ve özellikle fotoğrafları çekmek istiyorsanız daha güzel oluyor.
Yani bu yöntemleri var. Başka sorularınız varsa onu da isterseniz yorum olarak bakın, e-mail olarak da bana gönderebilirsiniz. Ve bunu beğendiyseniz böyle bir tarz canlı videoları, gelecek kız oyunsuz kesinlikle, bir beğen yapın, paylaşın ve gelecek haftada bir defa onu yapmaya çalışıyorum. Bu tarz sorular size direkt canlı cevaplamak istiyorum. Gelecek hafta için henüz bir sorum aklımda yok. Sizden gelen soruları bekliyorum. Benden şu anda bu kadar. Görüşürüz ve bay bay. Nasıl kapatıyor bu? Görüşürüz.